Toplantıyı kayıt ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekranı görüyor musunuz? Bir Visual Studio Code açık. Görüyoruz. Debug edebilecek miyim burada diye bakıyorum da burayı denemedim. Biri daha geldi, güzel. Neyse, bir tanesi de terminal açarım. Ben şimdi kodları yazarken şey yapıyorum. Ben Linux kullandığım için. Bir tane örnek göstereyim. Yani siz de büyük ihtimalle kodu yazıp compile ediyorsunuz değil mi? Elinizde ne var şu anda? Hangi IDE'yi kullanıyorsunuz? Dev C++ mı var sizde? Bir şey yazdım bakayım. Evet, onu Aynen, tamam. kullanıyoruz. Konuşabilirsiniz, şey yapmayın. Ses açabilirsiniz yani. Şimdi bende şey var, hani Dev C++ yok, o yüzden terminale şunu yazıyorum yaptıktan sonra. Mesela bu dosyanın adı A ya. A nokta C diyorum. A nokta out olarak çıkart diyeceğim. Bunu compile edip bana out veriyor. Sonra out'u böyle çalıştırıyorum terminalde. Siz bunu zaten kendiniz yapıyorsunuz. O yüzden şu kısmını şey yapmayın, şaşırmayın. Ben bunu arka tarafta böyle çalıştıracağım. Şimdi örnek bir C programı yazıp hata almadığımızı görelim. Tabii şu def olacak. Tamam, böyle bir çıktı aldım. Şimdi birazdan şeyleri yapacağız. Pointer'ları anlatacağım önce. Pointer'ları konuşabiliriz. Ondan sonra fonksiyonlar ve union'lar varmış şeyinizde. Onlara bakarız birazcık. Devamında struct'ı göstereceğim. Sonra o struct'larla nasıl bir link list oluşturabiliriz. O link listlerin işte başına veya sonuna nasıl eleman ekleriz. Veya arasına nasıl, herhangi bir yerine nasıl ekleriz? Bunları konuşacağız. Kullandığım IDE şey, Visual Studio kodu kullanıyorum ama ben Linux'tayım, o yüzden Dev C++ bende yüklenmiyor. Siz onu kullanmaya devam edin, derste nasıl yapıyorsanız. Bir farkı yok, ben de bunu böyle yazıyorum, siz de böyle yazacaksınız. Sizde de compile butonu var, ben de terminalden yapıyorum. Ben şu işlemleri yapıyorum, tek farkı o. Şimdi bir tane pointer hemen gösterelim. Şimdi burada normalde bir integer değerimiz var. Burası integer bir veri türü değil mi? N 5 mesela. Bir de bu değişkeni gösteren bir
elemanımız var elimizde. Ona da pointer diyoruz. Bunun point eden, bunun adresini point eden bir gösteren bir eleman yapabiliyoruz. Onu da şöyle gösteriyoruz. İşte mesela bir pointer'dır diyoruz. Ptr of n olsun. N'i gösteren bir pointer var. Integer türünde bir pointer. Ve bu pointer bunun adresini göstermesi lazım. O yüzden şu başındaki ampersand işareti de şu n değişkenin memorideki adresini istiyorsanız başına ampersand koyuyorsunuz. Pointer'lar her zaman adresi göstereceği için biz de adresini vermiş oluyoruz. Buraya n'i vermiş olmuyoruz. Bunun ne zaman işe yarayacağını birazdan, yani bu kullanımların nasıl işe yarayacağı şu an belki muğlak ama ilerleyen örneklerde daha mantıklı gelecek size. Çünkü bazen her zaman değişkenin değerini göndermek istemiyoruz da değişkenin adresini gönderip referans göstermek istiyoruz. Şuradan bak, adresi şurası, oradaki değeri kullan gibi. Hep değeri taşımak istemiyoruz. O bizi yoran bir şey olabiliyor ya da erişmek mümkün olmuyor bazen. Özellikle fonksiyonların içerisinde. Örneklerini yapacağız. Basitçe şunun 5'i gösterdiğini kanıtlayalım, tamam mı? Normalde şurası n'in değeri 5'tir dedik. Ama bunu pointer nasıl görüyordu ona bakalım. Kopyalarsak. Şimdi benim neyim vardı? Yıldız PTR vardı. Şöyle bir şeyim vardı. Şurası da sizde hata vermeyebilir ama bende veriyor. Şunları düzgün kullan diyor. Şurası işte desimaller için böyle kullanıyoruz. Burası da pointer'ı ifade edeceksek böyle kullanıyoruz. Atakan'la geldi, güzel. Şimdi şunu görelim, değerini görelim neymiş. Şurada hata alır mıyım acaba çünkü? Onu koymamak gerekiyor galiba. Aynen. Şunu. Şimdi pointer'ı göstereceksem koymamam gerekiyor ama değeri göstereceksem şunu yaparsam 5 olurdu. O zaman şuraya yine D diyebilirdim. Hani ikisini de yapalım hatta. Şurası pointer olsun. O zaman burası adres olmalı ki pointer nihayetinde bir adres gösteriyor. Bir de onun değerini gösterdiğini de gösterelim. Şurası D olsun ve bu da yıldız olsun. Terminal keşke çalışsaydı, güzel olacaktı. Bir saniye, ben ekranı bir daha paylaşayım sizinle. Bunu görmeyeceksiniz yoksa. Nasıl olacak? Tamam, değil mi? Şu üstteki çıkan ekranı gördünüz mü? Şu. Görüyoruz. Burada şey var işte. N5'ti bizim normalde. Ve bir de pointer'ım vardı. Şurada bir pointer tanımlamıştım aşağıda. Bu n'in adresini vermiştim ben buna. Ve bunu ptrn diye eğer yıldızsız kullanırsam bana o tuttuğu adresi gösteriyor. Ben diyor şu adresi görüyorum diyor. Bu adresi görüyorum. Bu adres aslında n'in adresi. Sonra da burada ne varmış diye bakmak istersek yıldız doğru ulaşıyoruz. Bu da işte 5'miş. Çünkü burayı ifade ediyoruz zaten. Şimdi şurada tanımlarken şu yıldızı şöyle de yapabiliyorsunuz. Bu pointer aslında buna yıldızla ulaşırsam hani değeri görebilirim diye. Ya da yıldızı şurada da ifade edebiliyorsunuz. Yani internette farklı iki kullanımı da var. Görünce karıştırmayın. Bir farkı yok aslında. Sadece hangisi size rahat geliyorsa. Bir örneğini okumuştum. Şey diyordu işte hani mesela şu PTR yıldızı kullandığım zaman N'e ulaşıyorum. Bunu ifade ediyor. O yüzden de yıldızı kullanınca değere ulaşacağım. Bunu bu şekilde anlayabiliyorum diyordu. Hani what shows me how to reach the N kısmının cevabı aslında şurası olmuş oluyor onun için. O yüzden de N'i birleşik kullanıyormuş.
Bunu da hani dipnot olarak vereyim. Şimdi bununla ilgili başka bir örnek daha yapacağız. Bakayım ben hangi notları almışım sizin için. Burada başka bir şey yok. Tamam. Şimdi bir de fonksiyon örneği göstereyim. Sonra bunun şeyini göstermek gerekecek. Bir fonksiyon içerisinde neden pointer kullanıyorum? Oraya bağlamak istemişim. Şimdi bir tane integer bir fonksiyon yazalım. Nasıl yazılığını hatırlayalım. Bu bir toplama işlemi olsun. Şöyle bir şey olsun ve bir şey return edecek değil mi? Şu kısmı kaldırayım mı? Aşağıda alabiliriz biraz. Şimdi bizim burada şeyimiz var. Bir değerimiz olsun. Şuna n1 diyelim artık. Bir de int n2 olsun. Burada 10 olsun. Toplasın bunları. Şu an şimdi pointer'ımı da kullanmıyorum. Bu iki sayıyı toplamak istiyorum sadece. Şöyle yapalım. Tamam, bunları toplayabildiğimi gördüm. Ama biz ne yaptık burada? Mesela iki tane değerim vardı şurada 10 ve 5. Bunları buraya gönderdim. Aslında bu değerler value'sunu göndermiş oldum. Bu değerlerin içeride işlemini yaptı ve bana sonucunu verdi ve ben total'a yazmış oldum. Akış bu şekilde oldu. Biz burada n1 ve n2'nin değerini görüntü olarak kullandık yani. Bak ve bunların değeri neymiş? Buraya bunları pes edelim value'ları. Sonra da bunları aldığımız sonucu alalım ama eğer n1 ve n2'yi değiştirmek isteseydim bunu bu fonksiyon içerisinde değiştirmem mümkün değildi. Bütün hikaye o. Ya ben bu aldığım anda bu n1 ve n2'yi şurada parametre olarak içeride artık onlara a ve b demiş oluyorum. Yeni bir alan yaratmış oluyorum. Bu fonksiyonun kendi scope'u var. Bu scope bittiği zaman da o değişkenler mesela 1 artırdım, 2 azalttım fark etmeyecekti. Ve buradaki değişimler dışarıdaki n1 ve n2'yi etkilemeyecekti. O yüzden de şöyle bir örnek daha yapalım. Bir fonksiyon yazıyorum şimdi. Bu değişken void olsun. Bir şey döndürmeyecek. Ama value diyelim. Bir int a olsun. Şu n1'i göndermek istiyorum buraya. Şu örneği şuna çevirelim. Bunu silelim. Şimdi before change diyeceğim. After change diyeceğim. Hangi sayı yazsın istiyorum. Şurada kalksın. Sadece n1'i görelim. Ve şu n1 bir şey yapsın. Biz burada aldık ya bu sayıyı. Şimdi n1'i yolladım. n1 aslında şurası artık. A eşittir. A artı 1 gibi bir şey yapalım. Değiştirelim. Bir artırdım. Ben buraya 5 oldum. Bunun 6 olması lazım diyelim ki. Öyle bir beklentimiz var. Tabii böyle bir şey mümkün değil. Yani şu fonksiyon çalışsa da 5'im, çalıştıktan sonra da 5'im. İçeride bunun değişiyor olması benim için bir şey ifade etmiyor diyoruz. Bunu okey miyiz burada?
Bunu nasıl değiştirebilirdim? İşte pointer'ı burada kullanabilirdim. Eğer ben buraya değeri değil de adresini gönderseydim, adres sabit bir şey olduğu için fonksiyona diyecektim ki sen bu adrese git, bu adresteki değer neyse onu bir artır. Fonksiyon bunu içeride değiştirse de, scope'u bitse de, bu global bir adres olduğu için adresin üzerindeki değişiklik sabit kalacaktı. O zaman şurası integer value olmasın da integer bir pointer olsaydı, sana bir pointer gelecek deseydik, şurada da m1'in adresini yollamış olacaktık. Ve diyecektim ki işte a1 şey yani a'nın gösterdiği her neyse bunu işte artı eşittir 1 yaparsan, 1 artırırsan bu n'i değiştirebilir misin? Çünkü adresine gidiyor bu fonksiyon. Adresindeki değeri değiştiriyor. Bakın önce 5'ti sonra 6 oldu. Bu şekilde pointerlarla buna müdahale edebildik. Ve bir fonksiyon içerisinden bu fonksiyonun scope'u dahilinde bile olsa işlemler pointer ile işlem yaptığım için adresi bağlı olduğu için işlemler kalıcı oldu. Bu örnek oturdu mu arkadaşlar? Evet. Tamam güzel. Bir saniye geliyorum. Buna bir örnek daha yapmışım. Onu da göstereyim. Bakın yine void yapıyorum. Yani bunu bastıra bastıra söylemek için. Çünkü bu bir şey döndürmüyor bu fonksiyon. Hiçbir şey döndürmeyen bir fonksiyon nasıl bir şey daha değiştirebilir? Çünkü sadece adres üzerinden. Yine bir şey yapalım. Bir tane kütüphane buraya yüklemeyi göstermek istemişim. Şu matematik fonksiyonu var. Orada bazı işlemleri belki çıkarsa hani kullanın diye. Bakarsınız. Yine burada şey yapıyoruz. Bir saniye geliyorum. Şuna yine bir tane şey yollayalım. Yıldız script. Ha şöyle yapalım. Burası karesi olan bir şey olsun. Kare, ya yani bir değer göndereceğim buna. Mesela 16, bu n2'yi kullanalım birazdan. 16 gönderelim. Biz de bunun karekökünü alsın istiyorum. Yıldız. Şöyle FKRT. Bu fonksiyon şeyden geldi. Şu mattan geldi arkadaşlar. Yıldız FKRT dedi. Hayır. Square. Yıldız artık o adresin olduğu değeri gösteriyor. Burada 16 olacak birazdan bunu yollayacağım için. Sonra da bunu tekrar karesini al, karekökünü al ve ona eşitle diyorum. Burası 4 olacak. Bunu da görelim. Böyle yapalım. Böyle yapalım. ...5 ve 16 idi. 6 oldu. Şurada 4 oldu. Tamam, iki fonksiyon da pointer ile yaptığı için bir fonksiyon içerisinde global bir değişkenin bulunduğu adrese gidip oradaki değerleri değiştirip işlem yapabildim. Pointer'ları temelde kullanma amacımız işte bypass value dediğimiz şey şu yukarıda yaptığım bypass referans dediğim şey de bunu yaptığım şeyler. Referans gönderiyoruz çünkü. Burada value gönderiyoruz. Terminolojik olarak da açıklaması bu şekilde. Şimdi birkaç örnek daha yine yapalım. Yeni bir dosyaya geçeyim hatta.
kısımları alalım. Bu standart C library'si C++'a sormuyor olabilir. Ben de hani yüklendiğini görmek istiyor. Normalde standart bir library. Bazı burada şimdi kullanacağım metotlardan bir tanesi malloc. Bunu kullanırken şunun yüklü olmasını istiyor. Dediğim gibi C++'da yüklü geliyor. Compiler görüyor büyük ihtimalle. O yüzden sormayabilir onu size. Bana burada soruyor. Bunlara niye hata verdi anlamadım ama göreceğiz bakalım. Şuna return etmemiz lazım bir şey. Büyük ihtimalle o yüzden. Sonra da burada şey yapacağız. Nasıl bir örnek yapalım? Kullanıcıdan bir şey alalım diyorum burada. Bir eleman sayısı alalım. Bunu nasıl okuyoruz? Scanf'le okuyabiliyoruz. Nasıl gösteriyoruz? Bir desimal olacak diyoruz. Bir de ha, burada bir değişken yaratalım. Int n olsun. Şu n'in adresine işte şu gelen değeri assignet diyebiliyorum mi? Eşitle gibi bir şey yani assignet. Tanımlamak işte. Bir tane de pointer'ım olsun şurada bir tane. Yine integer pointer'ım olsun. İyi olsun. Bunun açıklaması şöyle bir şey. Şimdi memory allocation demek, tamam mı? Şuradaki malloc. Biz bunu neden kullanıyoruz? Çünkü biz aslında mesela sum eşittir sıfır dediğim anda burada memory diye bir alan açıyor ve sum diye bir integer value var. Demek ki bunun bir size'ı var belli ki. Bunun kadar bana bir alan açıyor onu kullanmam için. Ama bazı şeyler var ki ben ne kadar alan açacağımı bu kodu run ederken bilmiyorum. Compile ederken bilmiyorum. Daha doğrusu compile time'ını bilmiyorum. Ama program çalışıyorken runtime'da bana gelen verilerle belki o zaman değiştireceğim. Mesela bu şey de olabilirdi. Bir array yaratacaktım. Bu array yaratırken işte diyelim ki integer işte şöyle bir array var. 5 demem gerekiyor. Çünkü şey soruyor bana bir array yaratacaksan işte integer A5 demek gerekiyor. Ne kadar alan kullanacağımı bana söyle diyor ya. Ama belki de ben şey istiyorum. Kullanıcıdan bir tane number of elements alacağım n. Sonra diyeceğim ki burası n kadar olsun diyeceğim. Bunu böyle yaptığımız zaman hata alabiliyoruz. Çünkü n'in ne olduğunu bilmediği için compile etmiyor bazen. Bunun yerine daha dynamic bir şekilde bunu yapabilir miyiz? Sorusunun cevabı olarak işte memory allocation kullanıyorlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Kullanıcıdan gelen n neyse bir size of işte int'e bakıyorum önce. Burada o değeri alıyorum. Mesela 3 elemansa demek ki 3 tane integer yeri kaplayacak kadar alana ihtiyacım var. Bana bu kadar memory allocation'ı. Sonra da bunun bir integer pointer'la bana göster diyorum ve bu pointer'ı eşitle diyorum. Yani burada bir alan ayırdı bana istediğim kadar. Sonra da bu ayırdığı alanı bir pointer tanımladı. Adresini bana verdi. Sonra ben bu adresi kullanıp bu yarattığım alanı kullanabilirim. Bunu artık runtime'de öğrenmiş oluyor. Bu yüzden bunların dynamic programming oluyor yani.
statik bir şekilde belirtmedim de buradan gelecek veriye göre değişen bir memory allocation işlemi olmuş oldu. Şimdi bu bir de burada bir kontrol de yazabiliyoruz. Bu PTR işte null mı? Boş bir yeri göstermesin. Çünkü eğer şurada bir fail olursa bir şeyler burası null'ı gösterebilir. Yani boşluk gösterebilir. Bir yere assign edilmiş olmayabilir. Şöyle bir kontrol yazdık. İşte error verelim. Böyle olsun. Bir de şöyle bir kod var. Hani exit 0 deyince çıkıyorsunuz. Şöyle for yazabileceğim şey var. Şuna i'yi yukarıda vermiştim zaten. Şurada tanımlamıyorum bir daha. Normalde int'i demem lazım ya demiyorum. Çünkü yukarıda tanımlamıştım. Şunu kapatalım. Kaçtan küçükse olacak burada. N tane olduğunu kullanıcı bize söylemişti. Şuraya da o alan ayırmıştım ya şurada şeyde. Bir pointer alan ayırmıştım ya. Kaç tane elemansa o kadar bir alan ayırmıştım. Pointer'la gezinerek o alan üzerinde memory'deki yerleri, değerleri yazdırmak istiyorum. Şimdi burada bir alanımız vardı ya, şu malloc'la yaptığımız. Bununla işim bittiği zaman da şu free'yi kullanıyorum arkadaşlar. O da şey yapıyor, o memory'deki olanı artık kaldırıyor. Boşuna işgal etmiyor. Bunu yaptım zaten. Bir bakalım. Q1 de belirledik. Eleman olsun. Bir olsun. Burada bir hata aldım. Hocam 12. satırda galiba bir eşittir eksik olmuş. Şurası değil mi? Evet. B'yi çalıştıracağız. Tamam. 3 eleman olsun. 1, 2 ve 3 verelim. Summation'da yazdırsak daha iyi olabilirdi galiba. İşte 3, 6 toplamları 6 etti. Bu şekilde nasıl, yani dynamic allocation nasıl oluyor, memory allocation nasıl oluyor bunu göstermiş oldum. Şunu yapmazsanız şey oluyor, çok fazla malloc kullandığınız zaman memorinizde sürekli yer kaplıyor. Yeni bir yer alıyorsunuz, yeni bir yer açıyorsunuz. Günün sonunda memorinizde yer kalmayabilir. Ya yani şu malloc'un işte bir yanlışlıkla bir while döngüsünde kaldığını düşünün. Bir yerden sonra memory bitecek. Hocam bir de 10. satırı tekrar açıklayabilir misiniz? Şimdi şöyle bir şey oldu burada. Şurası, şu kısım şey.
size of int ne demek? Bir integer ne kadar alan kaplıyor demek. Şimdi şeyi bilmiyorum ama kaç tane elemanım olacağını bilmiyorum. Ben şimdi bu kodu çalıştırırken hala şey bilmiyor bilgisayar. Number of elements'i bilmediği sürece bana memory'de ne kadar alan göstereceğini bilmiyor. Memory'm var benim böyle bir tane dikdörtgen. Orada böyle bir alan açacak bana ama kaç tane? 10 dersem 10 çarpı int'in size'ı kadar açacak. 3 dersem 3 çarpı int'in, çünkü int 3 tane integer kullanacaksam 3 tane koymam lazım. Şurası okey mi? Şimdi ben bunu verene kadar bilmiyor. N'i benden alıyor. Scanf'le benden okuyor. Şu an program burada bekledi. Şu yazımı bekliyor benden. Şu yazıyı bekliyor. Ben buraya mesela 5 yazdım. O zaman ne olacak? Bir integer ne kadar alan kaplıyorsa ondan 5 tane kadar alanı memory'de allocate et diyor bana, ayır diyor. Ve bunu bir integer pointer'la göster şurada. Çünkü orada integer bir value olacak. Onu da bana integer pointer'la göster adresini. Ben sonra bu pointer'la iş yapabileyim diyor. Sonra bunu 5 diyorum mesela. Sonra bana 5 tane eleman girmemi isteyecek. 1 girebilirim, 2, işte 10 girebilirim, 20 girebilirim. Oradaki adresleri bu şeye giriyorum, pointer'la define ediyorum sayılarımı. Günün sonunda bunların toplamlarını almış oldum. Şurada bunu i ile göstermesinin sebebi de şu. Pointer bir sağına gidiyor. Zaten her şeyi yan yana verdiği için memory'de bana. O adresin bir sonraki adresine gitti. O yüzden oradaki değeri kullanabilirsin diyor. Şöyle hani bunu artırmış. Aslında ptr next de yapsanız olabilir diye düşünüyorum ama bunu şu an bunu kabul edelim, tamam mı? Ama şu kısmı anladın mı, şey 10. satırı nasıl allocate ettiğimi? Kim sormuştu? Hocam yani şey yapıyor değil mi? Dediniz ya n'e 5 gelince 5 tane integerlik yer açıyor. Ya ben oradaki çarpıyı karıştırdım herhalde, pointer'la da ondan oldu. Şurası pointer değil, aynen, yok yok değil. Bu size of integer kaçsa mesela, burası diyelim ki bilmiyorum şu anda tam olarak. Bu kadar bir alanı var. Yani burası herhangi bir obje olabilirdi. Herhangi bir değişken olabilirdi. Chart olabilirdi, değil mi? Her neyse benim buradan alacağım şey. Onun bir size'ı var. Bu size'ın kaç tane olacağını bilmiyorum. Şurada bana söyleyecek. Program runtime'da söyleyecek. O zaman o kadar bir alanı var. N tane olacak diyorum. Burada bana çarpıyor. Malloc'un içerisinde benim bir değer vermem gerekiyor. İşte bu değeri. Sonra da hesaplattım yani burada. Şurası pointer'ın yıldız ama evet. Orası o şekilde. Malloc'la ilgili başka bir örnek yok. Bir tane şey yapalım. C diyelim. Kodları biraz daha büyütebilirim. Nasıl size daha rahatsa. Şimdi bu örnekte hem bir union yaratacağım hem de bir tane struct yaratacağım. Ufak bir farkı var, onu da görelim. Bunu da job demişiz. Önemli değil. İsmi yani. Şurada bunu mu bekliyor acaba? Normalde şunları sadece class'tan sonra bekliyor olması lazımdı. Herhalde bir fark var, anlamadım yani şu an compile ile alakalı. Şöyle bir şey yapalım. Data member'larını veriyorum, tamam mı? Price'ı olsun arabanın, bir de float tax'ı olsun. Bir mesleğin de işte burada bir meslek olsun. Burada yine float olsun. İki tane data member olsun. Şimdi ne var burada? Bir tane integer var. Bir tane de float var. Bir tane integer var, bir tane float var. Şunların boyutları üzerinden kıyaslayacağım. Bir struct ile union'ı boyutu üzerinden kıyaslamaya çalışıyorum.
Dolduralım önce işlerini. Hem nasıl bunlara ulaştığımızı görelim, hem nasıl ürettiğimizi görelim, hem de nasıl bir size tutuyorlar memory'de onu görelim. Biraz küçültelim. Şimdi şunu tanımlarken şey yapabiliyorum. Mesela C1 deyip hemen şunu gördüğü anda bir tane C1 diye bir bunlara örnek ürettirebiliyorum. Böyle bir kullanım var. Mesela burada da işte S1 diye bir şey üretebilirim. Şunlar değişken ismi. Çok pratik mi bilmiyorum niye böyle bir şey var. Ben genelde main'de bunları tek tek görmeyi seviyorum. Örnek veriyorum, şöyle yazarım yani union car derim. Bir union var car türünde ve C1 ve C2, yani iki tane araba var diyebilirim. Sadece C1 olsun şu an için. Ya da yapalım, şey yapalım. C1, C2 olsun. Hatta bunun da pointer ne olurdu? C3 mesela. Böyle bir pointer de üretebilirdim. C1 nokta price diyelim. 10 olmaz işte. 10 olsun şimdilik. Şunun vergisini yazıyorum. 1.8. Flat bir şey vermiş oldum. Tamam ya, bunları nasıl ulaşırdım? Böyle şunu nokta koyunca gösteriyor zaten. Text de olur. Ulaşacağım şey. Bu da olabilirdi. Üretirken şöyle ürettim örneklerini. Tanımlarken böyle tanımlayabilirdim ya da şöyle yazdırabilirim. Bizden nasıl bir yapı kurmamızı istiyorsa ona göre düzenleyebiliriz. Şeyleri görelim. Bir tane de aynısını struct'ını yapmıştım. Struct'ta da bir fark yok. O zaman da şurada struct diyecektik. Mesela şunun adını nasılsa işte şöyle alayım. Bunu job desek daha rahat olmaz mı? C1 diyelim. Şimdi bende C1 bir örnek var. Bu C1 nokta salary'si var. 1000 lira maaşı olsun. Bu C1'in işte bu çalışanın bir ID'si var. 22. çalışan olsun. Böyle bir şey var. Tamam. Aynı şeyin kopyası olacak birazcık ama yapalım madem. Salary olacak. Bir de şunu yapalım. Asıl yapmak istediğim şey şu. Size of bin'ine bakalım bir. Şurası çünkü union'dı, C'ler. Bir tane C'nin şeyine bakalım. Size'ına bakalım. Buna J1 dedik ama. Şuraları nasıl yazacaktık? Bir ona bakayım. Şöyle bir şey istiyor. Long diyor ve unsigned diyor. Yani eksi tarafı yok ya. Bir sayısının eksi tarafı yok. Onu unsigned diye ifade ediyor.
bu size büyük olabileceği için long diye vermiş. Böyle görmek istiyor. Ben de hata veriyor yoksa. Şunu da şey yapayım. Bir de yine vermeyebilir. O benim bilgisayarımdaki compiler özgüdür. Çalıştıralım artık. C'yi nereye koyduk? Bu hangi problem? Ha, köprünün içinde C olacak. Örnek C değil. Şimdi hata aldık. Bakalım neden almışız. Salary ne istiyormuş bizden? Salary'in double olduğunu ama integer yazdırmak istediğimi söylüyor. O yüzden şuralara. Hocam siz bir de integer değer girdiniz de salary'e. Enterprise float salary Şeyde. demişiz. Tamam. Orada sorun yaşamaz ki. 100.0'ı kendi koyar da. Tabii hani görmek istiyorsan Ben belki aynı sandım. yazdım çalıştı çünkü o yüzden. Ha, şöyle koy mu diyorsun? Yok, şu değerleri ben de direkt okumuyorum. Öyle bir sorun var. Ben çok uğraştım onunla yani. Şu F mi koyacak yoksa ya? Bak, şunun alakası yok. Bunu bir göstereyim var Ben ben sana. oraya yanlışlıkla şey girmişim. Yüzde iyi olarak girmişim. Çalışmış o yüzden. Burası text. Aynen. Bir de salary. Şimdi text'e bakalım. Text de diye girmişiz. D diyelim. Orada mı hata veriyor? Şimdi F'lere verdi. Tamam. Bununla dünden beri uğraşıyorum gerçekten. Şimdi text mesela orada şey ikisi float. Ne yapmam lazım? Değerleri kabul etmiyor. C2'deki ve de C1'deki. Neyse, şunu yazdırmayayım o zaman diyeceğim de. Bir float'ın nasıl gösterildiğine baksanıza C'de. Printf with işte double vesaire diye. Ona bakalım. Varsa çözeriz. Ben şunu yapacak. Araştırmaya girmeyeyim ben şimdi. Tamam, şimdi C yazalım. Şu size'ları gösterecektik değil mi? Size of union 4'ken size of structure 8. Ama halbuki ikisinin de elemanları aynı değil mi? Mantıken ikisi de bir tane float'u var, bir tane integer, bir tane float'u var. Neden böyle bir şey giriyor? Şimdi structure her ikisi için de şey yaptı. Bir alana girdi kendisine. Ama union'da şöyle bir şey yapıyormuş. Size en büyük olan eleman için bir alan ayırıyor. Burada ikisi de herhalde aynı boyutta olduğu için 4. Ve ikisi beraber o alanı kullanıyorlar. Günün yanında böyle bir ortaklaşa bir muhabbet var. O yüzden yarı yarıya fark olduğunu gördük burada. Ben de nokta .ekf yazdığımızda görünüyor bu arada. Belki sizin Linux'la alakalı vesaire olabilir mi acaba? Şuraya mı yazacağım? Float istenen değere eşit hangisiydi? F mi yazayım? Salary J1 salary. Aynen. Tamam. F yazınca almadı bende bunu. Şey öncesinden bir şöyle nokta .ekf aynen nokta. Öyle mi? Aynen ben bu şekilde yapınca çalıştı yani. Bakalım. Ha, tamam. Teşekkürler. Aynen bunu Rica ederim. arıyorum işte. İnternette vardır bir yerde ama ben bunu şey yapamadım, bulamadım. Bunların hepsini ezberlemiyorum, tamam mı? Şey oluyor yani. Değişiyor sürekli. Bir de bu C'de mesela farklı, C++'da farklı olabiliyor. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı öğrendik. Şimdi bunlarla şey yapacağız. Artık union kullanmayacağım. Struct'ı kullanacağım da. Konu var diye anlattım. Bir de bununla alakalı şimdi struct'ta şey yapacağız. Bir sürü memory yaratacağım bununla alakalı. Birbirlerini bu pointer'larla birbirlerine bağlayacağım. Link listlerin nasıl kurulduğunu göreceğiz yani. Diğer Q'ya geçeyim.
Sıcakta ekleyelim. Öğrenci sıcaklığımız varmış. D noktası diyelim. Şunları ben yine alayım. Burada ne istiyorum? Aslında bir tane öğrenci şeyim var. Struct'ım var. Bunun içerisinde nasıl okuduğum dataları yani aktarabileceğimi gösteriyorum. Mesela ismini alacağım. Şimdi scanf'le okuduğum değeri buradaki char array'ine nasıl yazdırırım bunu göstermiş oluyorum. Bu çok basit bir örnek. Bunu hızlı geçeyim. Linked listler bir sonrakinde galiba. Şunlar çok sinir bozabiliyor bazen. Sınav esnasında özellikle. Bir türlü şunun içine aktarılmayabiliyor. Çünkü burası char ya. Buradan string geliyor. Şimdi ben şöyle bir örnek var. Şey yapabiliyorsunuz. Buraya string olduğunu söylüyorsunuz. Bu sname bizim bu işte struct'ımızdaki eleman yani şurası üretmiş bir tane ya da biz şey yapalım struct student s diyelim s1 diyelim ya da s diyelim şu burada olmayabilir bu s'in işte bir elemanı var data member'ı var şu name işte bunu bu şekilde esan edebilirsin diyor çok fazla uğraştırmıyor o yüzden bu yöntemi öneriyorum hocaya da böyle sordum. Onayladı yani. Birkaç bilgisini istiyoruz burada. Hepsini dolduralım madem. Sadece o kısım önemli aslında. Gerisi normal bildiğiniz gibi şey yapıyorsunuz. Role dediği şey integer bir şey zaten. Aldığım değeri role'a aktar diyorum. Aldığım marks'ı role'a aktar diyorum. Sonra bunları yazdırıyorum. Burada bir şey yok hakikaten. Yapalım. Burası D olacak. D'deyiz değil mi? D'deyiz. Nonsuch direktör ne demek? Tamam, bir tane isim girelim. Mehmet Ali diye gireyim. Sonrasını zaten adreslerle doldurmuştum. Mehmet Ali işte şu number, mark 0 gibi değerlerle görmüş olduk. Buradaki değerli doldurmuş olduk. Güzel bir örnek arıyorum ama. Ha, tamam. İşte en büyük örneğimiz bu. Bundan sonra ne yapayım? Vaktimiz kalır mı? Önce bunu yapalım. Bunu el yordamıyla yapıyoruz. Diğerini de fonksiyonlarla yapıyoruz. Böyle bir şey çıkabilir çünkü. Şunu ekstra olarak vermiştim. Şu C'deki daha basit. Önce onu. Şimdi biz genelde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu çakları ifade ederken linked listlerle beraber böyle alanlarımız var diyoruz. Mesela bir tane şey varsa çizim böyle yapmıştım. Şöyle kutularımız var gibi düşünüyoruz. Bunların her birine node diyoruz. Tamam mı? Şöyle node diyoruz. Şu nodeların iki tane member'ı oluyor. Bir tanesi data, bir tanesi next. Data dediğim şey içindeki values diyorum. Next dediğim şey adres bir sonraki gösterdiği kutu nedir diye istiyorum. Şeyden hatırlayalım. Array'de mesela nasıl yapıyoruz? Şöyle array kullandığım zaman 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum ya mesela böyle elemanlar verebiliyorum. Şunların her biri bir sonraki adresi tutuluyor. Beraber tutuluyorlar. O yüzden ben bunu array'de tanımladığım zaman bir sorun yaşamıyorum. Array'in içerisinde bir for döngüsüne dönerken hep indeksi artırarak devam edebiliyorum. Ama
Bunun bazı kısıtları var. Memory'de mesela o hafızada bütün elemanları yerleştirmesi için o kadar boş bir alan bulması lazım. Bu yüzden bir de en baştan tanımlanması lazım. Dinamik olarak bunu ifade edemiyorum. En baştan belirliyorum bazı şeyleri. O yüzden ama mesela arada bir eleman eklemek istiyorum, çıkarmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum. Bunun kaç tane eleman olacaksa o kadar yer kaplasın istiyorum. Büyüteceksen büyütebilmek istiyorum. O zaman link listlere yönelmiş oluyorum. Bu noktada biraz daha efektif olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle yaparken nasıl bir fikirle yaklaşıyorlar? Bir tane struct node yapalım diyor mesela burada. Node dediği şey bu yuvarlar node diyelim diyor. Ve bunu diyor iki tane member olsun. Başkaları da olabilir de şu an için iki tane örnek olsun. Next'te her zaman olmak zorunda zaten. Hani bir sonrakini gösterecek. Bir de içerisinde bir veri tutalım yani data olsun. Bu şekilde bakacak olursak eğer diyor. Bir sonraki yani bu bir sonraki nodun adresini tutar. O da bir sonraki adresini tutar. Bu şekilde ben bir liste kurabilirim. Bu mesela en baştaki bilgiyi de bir yerde tutarım. Head diye başka bir pointer'da tutarım. Bu pointer'a sorarım mesela neredesin diye. Bir sonraki nedir diye. Bana bunu gösterir. Sonra bundaki veri işime yarıyorsa kullanırım. İşime yaramayacaksa next'e geçerim ve bu şekilde bir bağlı bir liste kullanabilirim. Link list buna diyoruz. Şimdi bunun bir örneğini yapalım. Mesela 3 tane node yaratalım. Datalarını verelim ve bunun devamında bu var diye birbirine nasıl şu okları nasıl bağlayacağımızı C programlamada görelim mesela. Bunu node'a çevirelim örnek olarak. Node diyorum buna. Kendisini göstereceği için bunun pointer'ın türü de kendisi olacak değil mi? Node türünde bir pointer. Devamında çünkü node gösteriyor. Node'a next diyeceğiz. Bir dakika. Struct'ı belirtmedik. Tabii bu aynı, yani, türünü yanlış yazdık. Türü sadece node değil. Ben biraz class gibi düşündüm. Struct diye belirtiyoruz her seferinde. Tamam bu şekilde. Şunu kopyalayalım. Struct node diyelim. A diyelim. B diyelim. C diyelim. Üç tane member'ımız var böyle diyelim ki. Şunları böyle bir definition daha var. Tanımlayabilirim. Şöyle mesela bunu. Int demişiz ama char mı deseydim onu? Char diyelim mesela. Char 20 olsun. Böyle olsun. Şunu bir ben bunu geliştirmişim. Bunun preview'su da olsun demişim. Bir de önceki için tutalım adresi. Tamam. Birkaç farklı uygulama var burada. Bir tanesi şu. Burası ikinci node. Bunun öncesi A olsun. Yani şu ikinciye bunu koymak lazım. Öncesini belirtmiş oldum. Gerisinde bu var diyorum. Struct node C diyelim. Buna bir şey yapmayacağım. Bir de D yapalım. 4 olsun. Tamam. Şuna şey de diyebilirdim değil mi? Virgül. C deseydim. Sonrasında da şey var derdim. C var derdim. Şu next'i tanımlıyorum şurada. Preview tanımlıyorum burada. Ya da boşta bırakabilirim. Tabii C'yi görmediği için nasıl yapacak ki? Yani şey, C'nin daha önce tanımlanmış olduğunu varsayarsak yani olurdu. Ama şu an için boş bırakalım. Yani tanımlamıyorum. Daha belli değil. A olduğu için A'yı söyledim. Bunları da söylemiyorum. Biraz da böyle olmayacak zaten. Şöyle olacak. Çünkü başka aksesuarlarım da var değil mi? A'nın next'i.
diyebilirdim. B'nin eksiğini söyleyebilir miyim? Evet. A'nın preview'su yok zaten. Bakın elle tek tek linklist oluşturuyorum şu anda. C'yi yapmış oldum. Ben şuradan şuraya bağlantı kurdum. Buradan buraya bağlantı kurdum. C'nin next'i D adresidir. Bunu görmesini istiyorum. D'nin next'i yok. Ne kaldı? Bunların gerisini de yapabiliriz. B'nin gerisi var zaten. Şurada belirtmiştik. C'nin gerisi olabilir. Yani C nokta pürev diyebilirdik. O da aslında B'dir. D'nin pürevi de şeydir. Aslında C'dir. Peki D'nin eksi ne olacak? Onu size sorayım. A mı? Ya şey A mı? Ha, onu öyle yaparsak nasıl olur? D'nin Sonsuz eksiğini A. döngü oluyor galiba. Sonsuz döngü olmuyorlar. Bir şey olur yani. Sonuçta ben circle kurmuş olurum yani. Şunu şuradan alıp buraya bağlamış olurum değil mi? Bir yuvarlak kurmuş Evet. olurum. O Circle. zaman nal mı döndüreceğiz? Ha ya biz oraya eğer bir circle olsun istemiyorsak, yani birbirini takip etsin istemiyorsak bu liste, bir yerde sona ersin istiyorsan o zaman null verebilirsin. D'nin next'i null olabilir. Tamam. Bu da güzel. Burada aslında ben single linked list kullandım. Bu karşınıza daha komplekse çıkmayacak bu arada galiba. Single sadece anlat dediler bana ama şey ben şeyi de göstermiş oldum yani size. Bunun işte bir tane previous diye bir tane eklersen şunun eksinin altına previous diye bir tane pointer eklersen struct'ta o zaman öncesini de göstermiş olursun. Çok basit bir şey yani. Bunun işte devamında şunu bağlamış olursan circle yapmış olursun. Kendin söyledin zaten. Onlarla farklı problemler çözmek gerekir. O yüzden o kadar hani girmediler galiba. Şu an için next'leri görmek, bunun null olduğunda bitirmek yeterli. Ne oluyor? Siz burada şimdi birazdan mesela bunu for'la gezeriz. Bir while döngüsüyle vesaire. Bir null görene kadar, head'den başta null'ı görene kadar devam et. Null'ı gördüysen demek ki liste bitmiştir diye. O zaman bu listede herhangi bir şey arayabilirsiniz. İşte diyelim ki bunun içinde 5 tane, 3 tane değer var. 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. Siz mesela diyelim ki 2'yi bulmaya çalışıyorsunuz ve arıyorsunuz burada. 2'yi bulunca durdunuz ya da bulamadıysanız da null'ı görünce bu listede 2 yoktur deyip çıkıyorsunuz diyelim ki. Böyle bir arama algoritması olabilirdi. Şu an için biz bu link liste el yordamıyla tek tek adresleri vere vere kurduk. Bir tane hemen şey yapalım. Head yapalım. Struct. Not buna head diyelim. Bu head aslında pointer. Bu, ne vereceğim bu head'e sizce? Neye eşitleyeceğim? İlk değere eşitlesek daha mantıklı sanki. A'ya değil mi? A'nın ama neyine? Adresi. Pointer ya adres istiyor. Şöyle yapalım. Bu head null'ı görene kadar aslında şu daha mantıklı olması lazım. Bu head her zaman head zaten. Bu head değişmeyecek bir şey. Bir tane de bizim temporary bir şeyimiz olsun. Geçici bir şey yaratalım. Pointer yaratalım. Buna da head diyelim. Yani head nereye gösteriyorsa orayı gösteren ikinci bir eleman yaratıyorum. Şurada. Aynen. Bayağı bildiğiniz. Çizebilecek miyim acaba? Demiyorum ama. Ya şu head var mesela. Bu head nereyi gösteriyor? Bir tane çizgi var. Öyle düşünün. Pointer bakıyor. Bu head neredeyse aynısını gösteren ikinci bir pointer yaptım. Ama mantığı ne onun? Şöyle olur. Bu head burada kalır. Bunu değiştirmek istemiyorum. Sadece bunun verisini kullanarak bunu gösteren başka bir pointer yarattım. O pointerla burada gezinebilirim artık. Sonra bunun işi bitince bu pointer'ı öldürürüm, free ederim. Tekrar bu liste sabit kalır. Ama head'le gezinirsem, head'i buradan alıp buraya koyarsam, sonra buraya koyarsam head'i bir daha getirip başa koymam gerekirdi. Ama başı kaybediyorum. Bu veriyi tutmam lazım ya burada bunun başı gösterdiğini bildiğim için. Onun yerine bir tane bunun kopyasını yaratıp o kopyayla gezinip onu sonra öldürmek istiyorum. Burada yaptığım o bir tane önce head var. Bu head hep sabit dursun. Bu head nereye gösteriyor sorusunu gösteren bir tane temporary bir şeyim var.
Bu temporary dediğim şey bir işte pointer. Bu pointer null'ı göstermiyor şu anda. Çünkü zaten head bir yeri gösteriyor nihayetinde. Ama göstermiyor olsaydı zaten bu while'e girmeyecekti. Yazdıralım. Oradaki değerleri yazdıralım. 1, 2, 3, 4 yazıyor ya. Burası C zaten. Bu temp'in datası neyse o. Onu yazsın. Ve yani burada bir şimdi temp'i yazdırdım ama temp'in adresini bir artırmam lazım değil mi? Bir yana geçmek lazım. Nasıl geçerim? Temp eşittir. Temp'in eksiğini istiyorum. Sanırım şurada bunun adresini istiyorum. Temp'in next'i nedir? Adresini istiyorum. Tamam. Bir artırıyorum. Hep bir tane diğer noda geç diyorum burada. Return 0. İki defa falan dönmesi lazım. Şurada başladı. Şuraya gelecek, bitecek. Biz ABC'de yaptık. Burada ABC var değil mi? Üç defa gitmesi lazım. Yazdıralım bakalım ne olacak. Bu değildi. Bir, iki, üç, dört. Şunları yazmış oldum. İşte 1A diyelim, 2B, 3C, 4D diyelim. Data yazdırmıyor muyum? Ne yapıyorum? Doğru yerde miyiz? Ha şey görmüyor. C var. Bir tane C var. İki tane harf veriyorum ya. A, B, C, D diyelim. İlk elemanlarını alıyor. Tek bir eleman yazdırıyor. Tamam. Bu şekilde bir linked list kurup içerisinde gezebilirim. Diğer örneği yapalım. D'de ne vardı? Bunu yapmayayım. Buna kendiniz bakacaksınız zaten. Şey yaparım. Adresi atarım. Bu B'deki örneği yapacağım. Bir de ekstra bir şey yaptım. Ona bakayım. Kaçırmak istemiyorum her şey diye. Şu küçük örnek vereceğim birazdan. STL copy ile ilgili. Bunu ekstra koymuşum. Slaytlarınızda gördüm çünkü. Bu da hocanın örneğiydi. Aslında burada ters bir şey yok. Bunlar normal fonksiyon zaten. Tamam biz şey yapalım. Önce normal örneğimizi yapalım. Pointer örneğimizi yapalım. Linked list daha var. Şimdi bu yaptığım az önceki linked list kurma işlemini düşünün. O şekilde yapmak istemediğimi düşünelim. Şöyle yapalım. Diyelim ki elimizde belli başlı metotlar olsun ve ben işte ekle deyince başını ekleyeyim ve bitsin yeni yarattığım nodu şöyle başını eklesin. Ya da yeni bir tane not yarattım bunu sona ekleyeyim, sona eklesin. Böyle ben tek tek adres yerine A'nın girip adresini ver falan demeyeyim. Çünkü hepsine ayrı ayrı ulaşamıyorum ya ben burada yaparken aslında yaparken sırayla yaptığım için ulaştım ama elimde hazır bir linked list var ve bu çok uzun diyelim ki 100 tane. Sonuncusunun ne olduğunu bilmiyorum. Başındakinin ne olduğunu belki biliyorum ama işte oraya nasıl ulaşıp ona ekleyeceğim. Çünkü orada şöyle bir şey var. Buradaki bağlantıyı kırıp buraya yeni bir eleman koyup buraya yeniden bağlamak lazım. Aynı şekilde sondaki için de. Ya da araya eklemek istiyorum. Buradaki bu bağlantıyı nasıl kaldıracağım? Araya nasıl ekleyeceğim? Nasıl kapatacağım? Bu notları yaratıp. Bununla ilgili fonksiyonlarım olsun o zaman böyle işler yapacaksam. İşte append deyince eklesin. Puppet deyince işte eklesin. Başına veya sonuna. Bir de işte insert edeceksem insert edeyim diyorum. Yine bunu da kullanalım. Hocam ilerlemeden ben bir şey sorabilir miyim? Evet.
Şu önceki kodda hani temp bir şey yarattık ya, sonra onu head'e eşitledik. Biliyorsun Head'in önüne neden ampersand koymadık peki? değil mi? Head zaten şeyi gösteriyor. Bir adres gösteriyor. Head'in Yukarıda yazısı tanımladığımız için değil mi? Sebep adres. o. Yok, şimdi şöyle bir şey oluyor burada. Mesela şunu yaptığın zaman şu gösterimde head zaten şu adres A'yı gösteriyor. Bu Onu şey demek istedim demek. hocam. Yani 29 olduğu için tekrar 31. satırda onu göstermemize gerek mi kalmadı? Sebep o mu? Yıldız head yaparsan sen artık şeye ulaşıyorsun. Şu A noduna ulaşıyorsun ve bunun içindeki elemanlara ulaşıyorsun. Ama normal head yaparsan şu A'nın adresine ulaşıyorsun. Hala bu A'da değilsin, bu objede değilsin. Pointer şurada adres tutuyor. Şunu yaparsan artık o member'a erişiyorsun. Problem bu. Dediğin şey bu. Ben şimdi bu bir pointer olduğu için bunun bir adresi işaret etmesi gerekiyor. O yüzden bu da head zaten bir adres tutuyor. Ama ben bir tane node yaratsaydım. Mesela struct node. Node 1. Şu A'nın kopyasını istediğimi düşünelim. Head bunu gösteriyor ya. O zaman şöyle yapmam gerekiyor. Şunun bak, bu zaten pointer olduğu için bunu gösteriyor. Adres gösteriyor. Burası bir obje. O yüzden head'in gösterdiği yerdeki ben objeyi alıyorum. Şurası gösterdiği yer demek. Belki şunu şöyle ifade etmek daha mantıklı olabilir senin için. Burası bir pointer ve burası adres tutuyorum zaten. Şurası bir adres zaten. O yüzden aynısını ifade ediyorum. Geç mi girdim? Bunu başta biraz anlattım aslında. Burada iki tane gösterim olabilir yani şunu. Ya şey yapıyorsun. Head'in yanına koyuyorsun yıldızı ya da head'in yanına koymuyorsun. Head'in yanına koymanın mantığı şu oluyor. Bu pointer yıldız da kullanıldığı zaman bu elemanı gösterir demek oluyor. O yüzden bunu genelde böyle kullanıyorum. Ben de böyle alıştım ama bazı insanlar bunu çok karıştırdığı için şöyle yapıyor. Bu bir node türünde bir pointer'dır ve burası bir adrestir diyor. Bu da zaten nihayetinde karşısında bir adres işareti var, ampersand var. Bir tane A diye bir struct'ım vardı. Bu A'nın bir adresi var. Bu adresi göster diyor. Head diye seni çağırırlarsa sen bu adresi göster diyor. Eşitlik buysa bunu gösterecek. Eğer sen bu adresi biliyorsan, bu adresindeki elemana ulaşman için, oradaki value ulaşman için başına yıldız koyarsın bir pointer'ın. O şekilde bunun şeyine erişirsin. Ne gösterdiğini görürsün. Eğer bu integer bir pointer olsaydı, o zaman da örnek yapalım. İşte bir tane int a olsun, eşittir 10. Ve bir tane integer türünde bir tane pointer'ım olsun. ptr of a diyelim. A'yı gösteren bir pointer. Tamam mı? Aynısını yapıyorum. Ampersand A olacak, değil mi? Bu pointer şu adresi gösteriyor. Değil mi? Ben şunu yazdırırsam ekrana, PTR A'yı yazdırırsam, yani ekrana yazdırırsam siyah adla ya da işte printf'le şu adresi görürüm. Ama içindeki 10 değerini görmek istiyorsam o zaman başına yıldız koyarım. Bu adresin sahip olduğu yeri bana göster. O zaman şu değeri göster olmuş oluyor. Yıldız kullanımı budur yani. Bizim örneğimizde ne oldu? Bizim örneğimizde de burada adresini gösteriyor head. Aynı şeyi temp'e de yaptık. Temp de bir pointer. Şöyle. Node türü bir pointer. Head neyse temp de o aslında. Aynı şey. Dolara şey, ampersand a'yı gösteren bir şey oldu. Sadece kopyalamış oldum bunu. Tamam. Var mı başka bir şey? Teşekkürler hocam. Oturmadıysa sana kaynak da yollayabilirim. Bununla alakalı yazılar falan var. Ben de çok okumuştum bununla alakalı. Çok kafam karışıyordu. Var birkaç kaynak, birkaç tane şey yaptık. Ben de bitirdim kaynak olarak. Videolar falan da yollayabilirim. Çok şey izlemiştim yani. Çok hakikaten kafam karışıyordu. Oturacağını tamamen düşünmüyorum ama açıklaması bu şekilde yani. Bunun böyle videoları falan var. Animasyonunu anlatıyor baya baya. Onlar belki oturtabilir. Biraz da kendiniz de bakmanız lazım arkadaşlar. Ama kaynak yollarım. Stanford'ın güzel kaynakları var. Onları yollarım. Böyle anlattıkları şeyler oluyor. İnsanlar kendi kendine işte
ben böyle gördüğüm için böyle anlıyorum falan diyerek yorumlamışlar vesaire. Bir şekilde bunu programı bir şekilde bilgisayar anlatmak lazım. O yüzden notasyonlar çok şey olmayabilir, pedagojik olmayabilir. İlk başta çarpabilir ama alışırsınız. Zamanla oturacaktır yani. Bunun bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Sonuçta elimizde çok da fazla karakter yok. İşte yıldızı burada da kullanmışlar. Pointer'da böyle ifade edelim vesaire olmuş. Oraya bir akses ediyorsunuz, bir ulaşıyorsunuz. Bunu gösteriyor. Şimdi şu örneği yapalım. Bu örnek çok uzun. Bunu uzun uzun yazmak da istemiyorum. Ama şimdi metotları tek tek inceleyelim, tamam mı? Bir tane şu struct'ı kopyalayalım önce. Buraları boşaltıyorum. Şimdi basit bir şey yaptım. Sadece next'i var. Az önceki örnek gibi değil. Sadece next'i var. Ve datası var. Bu da integer, tamam mı? Buradan bir tane fonksiyona devam edeceğim. Şimdi main fonksiyona bakalım ne var orada. Amacı şu, diyor ki bir tane head yaratayım. Bu ilk başta boş olsun. Boş bir liste. Yani şu liste var. Sadece head var. Şundan hiçbiri yok. Şurası var sadece. Sonra ben bunu arkasına elemanlar ekleyebileyim ya da başına ekleyebileyim ya da aralarını ekleyebileyim. 3 tane farklı fonksiyon yazacak. Şimdi append ettiği zaman şey yapıyor. En sonunu ekliyor. Tamam mı? 6. Sonra bir tane daha ekleyecek. 4. 6'nın yanına ekliyor. Push edersen de başına ekleyeyim diyor. Ve en başa ekliyor. Bir de insert after diye bir şey var. İstediğim bir elemandan sonra ekleyeyim. Mesela burada ortaya eklemiş. 7'den sonraya eklemiş. Ya da 8'den şey. Evet. Head'in next'ini eklemiş. Yani 7'den sonra eklemiş. Böyle bir yapı kurabilir miyim diyor. Bu fonksiyonların nasıl çalıştığını göreceğiz. Burada işte pointer'ları yine kullanacağız. Çünkü fonksiyonla çağırıyoruz ya. O yüzden adresleriyle iş yapacağız. Bu listeyi oluşturacağız. Bir tane hemen şöyle null bir struct node yapalım biz de. Şu an liste boş bir listemiz var. İlk elemanın boş olduğu bir yer var. Append fonksiyonu ile başlayalım. Append fonksiyonuna gidelim. Push'u değil de append istiyorum. Şurada. Şu uzun fonksiyonumuzu alalım. Biraz müsaadeleştireceğim şimdi. Şimdi ne diyor burada? Append diyor. Bu append fonksiyonu bizden ne bekliyor olabilir? Şurada çağırdığım zaman da yapalım. Append diyeceğiz. Nasıl kullanmış? Adres veriyor değil mi? Tamam. Şunu alayım. 6'ya ekleyeceğim. Benim kafamdaki mantık şu olabiliyor. Ben bir head'im var. Bunu biliyorum. Bunu adresini göndereyim. Şu adres neyse onun devamına şu 6'yı eklesin. Yeni bir not yaratsın. Sonra da bunu şey yapsın. Bu listeye devam olarak ekleyebilsin. Bunu istiyorum. İşte append fonksiyonu böyle iki tane parametre alıyor. Sonra şunları yazıyorum. Mantıken bir adres aldığına göre burası bir pointer, değil mi? Ben bir pointer'la burada bunu almak istiyorum. Sonrasında datamı almak istiyorum. İçeride ne yapacağım? Yeni bir not yaratacağım. Bu struct'tan bir tane daha yaratacağım. Çünkü hiç yok, daha üretmedim hiç. Ürettikten sonra datasını ekleyeceğim. Daha sonra da head'in devamı olarak bunu bağlayacağım. Ne yapıyorum? Bir tane not, new not yarat. Az önce anlattığım memory allocation, struct'ın notunun size'ı kadar bir memory'de alan aç. Ve bunun işte bir adresini bana dönder. Pointer'la göster. Sonra da bunu ben işte new node diye tutayım bir yerde. Sonra kullanacağım şey olarak, adres olarak kullanacağım. Bir de şeyim var. Last element'in ne mesela şu an burada? Add referans nereye gösteriyor? Sonrası. Tamam. Bir new node'um var. Az önce yarattım. Ona bir datayı hala vermemiştim. Onun datasının burada parametreyle gelen data olduğunu söylüyorum. Buradaki new data dediği şey burada aslında 6. 6'yı vermiş oldum. Daha sonra new node'un next'in null diyorum.
O, çünkü bu yarattığından daha sonra bir şey gelmeyecek. En son ekliyorum ya Append'le. En son ekleyeceğim için devamında bir şey olsun istemiyorum dedim. Ufak bir kontrol ediyorum. Head referansı null mı? Eğer nullsa zaten bu en başa gelecek. Değilse en son elementi bulmaya çalışıyorum. Burada bir döngü kuruyorum sürekli. Daha sonrasında şey yapıyorum. Last next'i new node olmalı. En sona kadar ulaştım. Artık bunun devamında şu olmalı diyorum. Şimdi bu kodu bir daha şöyle inceleyelim. Çizebilsem keşke. Nasıl bir şey oldu ya böyle? Oldu gerçekten. Bizim bir Jamboard'umuz vardı sanki. Jamboard geldi mi? Göremiyoruz şu anda. Tamam, gelecek. Şey, ben de açamadım zaten. Bir link vermesi lazım ama verdi. Şunu sola alayım. Yapmaya çalıştığım şey bu. Şunu sağa alayım ki hayal edebilelim. Bakın bir de anlatıyorum. Bir tane head'im var. İşte biliyor musun güzel acaba bu? Tamam, şöyle head olsun. E diyelim. Tamam. Bir tane head'im var. Şurada en başta yarattığım boş. Bu nereye gösteriyor? Null. Tamam mı? Bir yeri göstermiyor. Bunun sonuna eklemek istiyorum. Henüz bir not yaratmadım. Sadece append ettim. Bu head'i referans gösterdim ve 6 diye bir elemanım var. Bunu eklemesini istediğimi söyledim. Append fonksiyonuna gidiyorum. Append fonksiyonu bir tane new node yaratıyor. Şurada memory allocation dediği yerde. Bir tane node, struct node kadar bir alan açıyorum. O alanın içerisinde bir tane node yaratıyorum. Pointer'la bunu göster diyorum. Bana bunun adresini ver diyorum. Şöyle bir memory'imde aslında şöyle bir alan var. Kutu var. Bu kutunun adresi olacak burada. Burada datası olacak. Hala doldurmadım. Bir tane daha referans şey yaratıyorum. Pointer referansı yaratıyorum. Ona da last diyorum. Şurada last. Last diyorum. Bu last'ta diyorum ki şey, bu head nereyi gösteriyor? Soruyu göster. Head hiçbir yeri göstermiyor. Bu da hiçbir yeri göstermiyor. Hala. Sonra bir tane new node yaratmıştım. Bu datası 6 idi buradan gelen. Renk değişiyorsa şurası artık 6. Bunu burada assign ettim. Sonra new node'un next'i null olsun demişim. Tamam mı? Bunun da bir next'i var. Olacak. Bu da null. En sona geleceği için zaten. Bu değişmeyecek. Bunu en sona koyacağım. Burada sanki bir liste varmış gibi düşünüyorum ama şu an yok. Elimdeki listede yok. Sonra şeye geliyorum. Bir tane de condition'ım var. Çünkü bu şu an boş olabilir, dolu olabilir bu liste. O yüzden şu boş mu diye bakıyorum. Eğer şu boşsa diyorum. Eğer new node o zaman zaten senin şu andaki referansın şurası. Burada bunu yapmış oldu. Boş olmasaydı last'ı kullanacaktım. Bütün elemanları gezip sonuncuyu bulmaya çalışacaktım. Şu an orası çalışmamış oldu. Şu an ilk kısmı halletmiş olduk. Bir tane eleman ekledim. Bütün olay bu. Yani bu kodun çalıştığı yerde artık ben head'e bakın bir tane null eklemiş oldum. Şey, son null'a giden bir node eklemiş oldum. Şu adresi gösteriyor. İçinde 6 var. Buna bir tane daha yapacak olursam append
İnternetim gitti galiba. Şey, nerede gittiyse oradan devam edeyim. Çok özür dilerim. Geliyor mu sesim şu anda? Geliyor. Şimdi bir daha paylaşayım hızlı. Benim kopabiliyor böyle. Uyarmayı unuttum size. Nerede kaldık bir daha şeyde Jamboard'da? Tam şu yediği çizmemiştiniz daha. Lastığı o gerçekten gösterelim. Mi? Gerçekten Evet. mi? Dur şöyle yapalım. Tamam. Şu yedinin okunu mu çizmiştim siyah? İyi, Öyle yok, mi? o da çizilmemişti. Tamam bir dakika. Devam. O zaman bunu kaldıralım komple. Bunda silginin boyutunun büyütmüyor olması biraz belirtti mi? Ben mi bulamıyorum yoksa? Jamboard kullanan var mı daha önce? Yok da belki CTRL Plus'la büyütülüyordur. Yok yok. Öyle bir şey olmuyor. Şey küçük kalıyor. Her şey büyütebilir. Evet. Çok garip yani. Neyse o zaman şöyle yapalım. Ben 8'e bile geçiyorum neredeyse. Şimdi 7'yi anlatıyorum bir daha. Bu 6'yı nasıl yaptık onu hatırlıyorsunuz değil mi? Yani hiçbir şey yoktu piyasada. Bir tane 6 yarattı ve bunun işte devamında da bir şey yok. Null dedi. Burada kaldı zaten. Bakın şimdi 7'yi yapıyorum. En başa geldim. Yolladığım şeylere bakın. Bir tane head yolluyorum. Bir tane 7 yolluyorum. Geldim buraya. Önce bir tane not yaratıyorum. Boş. Bir boş bir not yaratalım. Uğraşmayalım. Bir tane boş bir not yaratalım. Bu nodun da iki tane elemanı olacak. Burada adresi var. Burada da vereceğim değeri olacak. Şimdi diyor ki last diye bir tane daha referans yarat ki ben de sonuna kadar gittiğimi bileyim. Head'i hiç dokunmadan. Ben temp yaratmıştım ya az önce. Bu da last yaratıyor. Bir tane last yarat diyor. İşte buna da örnek verelim. Şurada last elementi kırmızıyla yapalım. Yani siyahla oldu neyse. Last diyelim. Böyle bir tane daha pointer var. Bu da bir pointer. Last. Tam pointer bunlar. Diyor ki bu last nereye göstersin? Head nereye gösteriyor? Soru göstersin. Head nereye gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Değil mi? O zaman last da 6'yı gösteriyor. Şu an için. İlk elemanım. Şu an son elemanım. Ta ki ben bir daha bakacağım birazdan. Sonra bir yere götürebiliyor muyum diye. Bu verdiğim data vardı. O datayı buraya ekler misin diyor. Burası 7. Şu kısım yani 19. satır. Ve bu not diyor, yarattığın not diyor birazdan en sona geleceği için bunun next'ini null yap. Şuraya null diye yaz. Zaten bu en sona koyacağım zaman devamında bir şey olmayacak. Sonra diyor ki eğer head referans boşsa demek ki bu yolladığın yeni yarattığın not ilk elemanın olması lazım. Ama ilk elemanın değil çünkü head'de şu an 6 var. Az önce kimse yokken 6'yı koymuştuk ama artık burada bunu koyamıyoruz. O zaman burası çalışmıyor. Şimdi şuraya bakıyoruz. Last'ın next'e diyor null mı? Şimdi last'ın şurası zaten. Last burayı gösteriyor. Last'ın next'i null mı? Evet. O zaman demek ki son elemanım bu. Şu an listedeki son elemanım bu. Bu da yeni yarattığım eleman. O zaman last'ın next'ini bu new node'a esayen edebilirsin diyor. Tamam. Şunu şöyle yapabilirsin diyor. Artık buradaki şey gitti. Null gitti. Bunu kırmış oldum. Tamam mı bu da? Kesilmedi inşallah bir daha. Yok, kesilmedi. Tamam. Artık yeni bir listem var arkadaşlar. 1'e 6, 1'e 7 birbirine bağlılar. Bunu istediğim kadar büyütebilirim artık. İstediğim kadar append dersem 8, 9, 10 değil mi? Yine aynı şeyi yapacak. Yine çıkacak bir node yaratacak. Bu node işte yaratınca devamında bir tane last diye bir şey yaratacak. İlk elemanı burası. Head'i gösterdiği yer burada. Sonra devam edecek. Şunun işte devamında null yapacak. Sen nasılsın diyecek. Ve senin datan 8 diyecek mesela. Sonra da diyecek ki last'ın next'ini al mı? Hayır. O zaman last'ın next'ini değiştir. Şuradaki last.next diyecek. Last'ı o zaman şuradan kırıp buraya alacak. Sonra devamını al mı? Evet devamını al. O zaman şu yeni yarattığını buraya ekle diyecek. Şuraya ekleyecek. Bunu silecek. 3 tane elemanım olacak listede. Hep append'le ben bunu sonlarına ekleyebilirim. Böyle bir fonksiyon. Dikkatinizi çekmesi gereken tek şey ayrıca burada. Bizim burada bir tane head diye bir pointer'ımız var.
Ama biz bu pointer'a nasıl erişebiliriz? Bir fonksiyon içerisinden işte bir pointer of pointer ile erişebiliyoruz. Bir tane daha şey. Pointer'ın da bir pointer olabiliyor. Pointer türünde bir pointer olabiliyor. Ben buraya pointer'ı göndermiyorum da onun sahip olduğu adresi gönderiyorum. O yüzden bu pointer adresi neyse diyorum. Oraya git ve onun gösterdiği elemanlarla iş yap. Az önce anlattığım şey vardı ya, bu işte bir tane integer var dışarıda. İçeride bunu değiştiremiyorum. Çünkü ben burada head ve last'ı değiştirmek isteyebilirim. O yüzden bu şekilde kullanabiliyorum. Değerlerini gönderebiliyorum. Burada çok böyle şaşırabileceğiniz tek şey bu olabilir. Bunun haricinde bir tane daha fonksiyon var. Ne kadar gidebiliriz bir bakalım. Bu başına eklemekte. Bir de sonuna ekleme örneği var. O sonuna eklemeyi belki yapmayabiliriz. Çünkü aynısının başka bir versiyonu olmuş olacak. Bir bakayım. Yine head gönder. Yine iki tane parametre yolluyorum. Bir farkı yok. Bu sefer sadece conditionlarda değişiklik yapmam gerekir, değil mi? Yani bu yaptığım şeyin aynısında, sadece burada baştan sona gidiyordum. Burada bu sefer head nereye gösteriyorsa onun olduğu yerin başına ekle gibi olacak. Yani nasıl yapabilirim? Şu an hiç bakmadan düşünelim cevabı. Bir tane node yarattığımı düşünelim. Bir tane 9 yaratalım mesela. Ya da 5 yaratalım. Bunun başına koyacağız. Şimdi bir tane node yaratıyorum. 5. 5. Hem ürettim hem de diyelim ki datasının 5 olduğunu verdim. Hem de ürettim. Sonra elimde ne var benim? Head var sadece, değil mi? Head nereyi gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Bunu biliyorum. Last'ım da henüz yok diyelim ki. Ki buna ihtiyacım bile yok bu fonksiyonda belki. Ben de diyebilirim ki eğer bu head nereyi gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Sen de 6'yı göster diyebilirim. Head nereyi gösteriyorsa yeni yarattığım node buraya göstersin derim. Burada new node next null demiştik. Yani buraya aslında yıldız head diyeceğiz. Değil mi? Yeni fonksiyonu tabii. Şuraya göstersin diyebilirim. Artık en başa bunu koymuş oldum. Ve sonra derim ki head'i nereye gösteriyorsa oradan sil. Şuraya sil. Yarattığım yeni nodun adresini göstersin. Önce bunu gösterdiği yere bunu koyarım. Sonra da bunu buraya koyarım. Bakın en başa koymuş oldum. Bu buraya, bu buraya, bu da buraya bağlı. Şurası null zaten. En başa böyle eklerim. Şimdi koda bakalım nasıl yapmış. Bir tane node yaratmış. Bu nodun datası var. Bu datanın next'i head nereye gösteriyorsa orası olsun demiş. Sonra head nereye gösteriyorsa new node da o olsun demiş. Tamam. Yani new node neresiyse head de onu göstersin demiş. Çok basit bir şekilde bunu daha kolay halledebilmiş. Zaten head belli. En başa koyacağım belli. En sonunu aramama gerek yok. O yüzden burada şey, append biraz daha while'larla sonuna kadar gitmenizi bekleyen, o adresi bulmanızı gerektiren bir koşula sahip. Insert after'a bakalım. Şurada bir soru var mı? Şurada kısmında. Başına eklemekte bir sıkıntı var mı? Şu kısımda. Denerseniz kodları da yollayacağım. Onunla bayağı bir oynayın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Elemanları sağa ve sola eklemeye çalışıyoruz. Başa ve sona eklemeye çalışıyoruz. Çok basit bir şey yani. Sadece orada bunu C ile yazmak lazım. Oralarda da işte bu anlattığımız pointer'ları vesaire kullandığınızda bu çok rahat bir işlem aslında. Giriş seviyesinde bir işlem. Şöyle devam edelim. Şunu yazalım. Şöyle yapalım. Burası 8 olsun. 6'dan ve 7'den sonra eklemek istiyorum diyelim ki ve
Insert after da böyle çalıştıralım. Add'in eksisini ekleyelim. Bu 8 değil, bu 9 olsun ki. Buraya da 8 ekleyebileyim. Öyle bir şey olsun. Ya da absürt bir şey de olabilir. Buraya 1 ekleyelim. Beklenmedik bir şekilde burada 1 olsun. Burada 8 olsun. Şöyle uyalım yani. Şu araya 6'dan 7'den sonra da mesela şuraya bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bizim örnekte çizdiğinde 5 de var. 5 de olsun. 5 olsun, 6 olsun. Şuraya 1 eklemek istiyorum. Tam şuraya bir tane kutu eklemek istiyorum ve 1 eklemek istiyorum. Şöyle 1 olsun istiyorum. O zaman ne yapmam gerekir? Önce şunun adresini bulmam lazım, değil mi? Head next demişim zaten, şurası. Bunun sonrasındaki elemanı neyse şu önce oraya göstersin. Adresi kaybetmemem lazım. Sonra da bu buraya göstersin demem lazım. Şimdi diğer türlü yaparsanız ne olur? Mesela önce bunu kırıp buraya koyarsanız bunun devamındaki bilgiyi kaybedersiniz. O yüzden bunun nereye gideceğini bilemeyiz. O yüzden önce şey dememiz gerekiyor. 6 nereye gösteriyor? 7'yi gösteriyor. Sen önce 7'yi göster. Sonra da 6 nereye göstersin? Artık seni gösterebilir diyeceksiniz. Şunu kıracağız. Bunu sileceğiz yani. Böyle bir 6, 1, 7, 8 gibi liste olacak. Şimdi fonksiyona bakalım. O da o şekilde yapmış olması lazım. Bir tane previous note var bir tane şurada dediği şey. Benim yolladığım şey. Yani öncesi 6 olacak. Et neresi? Şu anda 5. 5'ten sonrakine 6. Bunun boşluğu göstermemesi gerekiyor. Önce bir null olmasın diye kontrol etmiş. Devamında da şeye bakıyor. Önce boş olamaz diyor. Boş değilse bir tane not yarat. Şöyle 1 yarattım. Verdiğim data ne benim? 1 verdim. O datayı eşitle. 1'i eşitledi. Bu nodun next'i. Şu yarattığım nodun next'i. Benim öncesinde verdiğim nodun devamı olsun. Koyduğum oku yapıyor. Çünkü 7'yi görüyordu ya. Daha sonrasında da new node'un next'i. Bunu yaptıktan sonra previous node 6 idi. Artık onun şeyini değiştirebilirim. Onun da next'i new node olsun şurası. Yani şuradaki okları aslında bağlantıları kırıp birbirine bağlıyoruz. Yine böyle bir kağıda çizip bakarsanız çok basit bir işlem. Sadece assign ediyoruz yani, değil mi? Değerleri şu değer bu olsun, bu değer bu olsun dersek adresler üzerinden bu işlemleri yapıyoruz. Çubukları birbirine bağlamaktan başka bir şey değil. Her seferinde de tabii bir tane node yaratıyorum. Bu node'un da işte neden böyle olduğunu anlattım. Bunun boyutu kadar yaratıyorum. Bir pointer'la bunu gösteriyorum. Şimdi bir tane ne var burada? Bu hangi şey? D mi bu? Bir şey çıktı almadık değil mi hiç? Çıktı almadık. Bunun çıktısını yapalım. Az önceki approach'um iyi değil mi? Bir tane temp yaratmak. Olabilir mi acaba? Integer olsun. Yıldız temp. Data integer olacak zaten. Doğru değil mi? Yüzde de vermemiz gerekiyor herhalde. Pointer değil mi? Buradan bence hata vermiyor da.
Ha, temp zaten pointer. Tamam. Tamam. Yazdırdım. Temp'i değiştirmek istiyorum. Temp eşittir. Temp'i ilerletmek istiyorum. Bir sonrasını aldım. Yani önce 5'ten başladım. Sonra 6 olacak. Sonra 7, sonra 8. Ta ki null'ı görene kadar null olduğunu da bırakacak. Ve her bir datayı yazdırsın istedim. Tamam. Sorun yok gibi duruyor. 5, 6, 1, 7, 8. Şuna şey yapalım. Yeni satır ekletelim de yazsın doğru düzgün. Tamam. 5, 6, 1, 7, 8. 5, 6, 7, 8 vardı. Ben 1'i araya eklemiştim zaten. 6'dan sonra eklemiştim. 5, 6. Şöyle bakacak olursak. 5, 6. Şöyle şöyle. 7, 8. 1, 7, 8. Tamam. Bu şekilde de şey bunu fonksiyona da yapabilirdik. Yukarıda bir tane print all fonksiyonu yazardık. Oraya head'i gönderirdik. Sonra da bunu çıktı olarak döndürürdük. Bu da olabilirdi. Ben bu şekilde main'de yaptım. Linki atacağım. O link şey benim repo var. Orada şey de var. Print fonksiyonu da var gibi diye hatırlıyorum. Bakayım bir. Print fonksiyonu var mesela. Burada da head'i buraya yollardık. Yine aynı şeyi yapardık. Sadece ismi değişik olacaktı. Print all'a da sadece head'i gönderecektik. Ben içeride yaptım. Ben size bunun linkini yollayayım. Yetiştiremediğim bir şeyler kaldı aslında ama şeyler kaldı bu. Ekstralarda bakarsınız. Ders notlarında gördüğüm şeyler vardı. Şu string kopyalama işlemleri vesaire. Hani yardımcı olabilecek şeyler. Direkt soru böyle gelmeyebilir ama orada bir string var. Bunu nasıl kopyalasam, iş yapsam falan diyebilirsiniz. Hoca zaten onu çok kullandığı için biliyoruzdur büyük Ha, ihtimalle. Her okey. şeyi onunla Ben yapıyor. de onu fark ettim zaten. O yüzden oraya koydum. Bunları pi'yi falan hani aldırmak isterse bir şeyleri falan nasıl alacağınızı bilin. Direkt hani default'ta varmış. Bir de mat fonksiyonlarını gösteren bir kütüphane de atmıştım zaten. Çok zor sorular gelmeyecektir bence. O linked listler mesela bizim yaptığımız çok hani bence zor örnekler oldu aslında. Advanced oldu bence şunlar. Bunları kavrarsanız şey yani bence iyi bir puan alırsınız. Çok hoca çok tekli bir şey vermeyecektir. Şunu oluşturmanızı bekleyecektir diye düşünüyorum. Tabii benim şeyim iyi bilgim de değil şu an ama düşünecekler bakalım ne yapacaklar. Şunları paylaşacaktım. Liste atayım ben size. Tamam, bunun devamında bu kursunu yani mesela şu derslerin anlamı şu. Bir sürü data structure'lar var, tamam mı? Listeleme yöntemleri var. Ağaç yapıları vesaireler var. Aslında bu adreslerle ve notlarla çalışmanın ileride size farklı yapıları da kullanabilme imkanı sağlayacak. O tarz konuları da işlemeye başlayacaksınız. O yüzden bunları baştan iyi kavramak çok önemli. Yani linked listler böyle çok zor ilerliyor ama mesela şey bir yerden sonra data structure'larda falan şey yapmıyorsunuz. Bu kadar tabii one by one her şeyi yazıp böyle birbirine bağlamıyorsunuz da daha artık şeyler var, objeler var bununla alakalı, sınıflar var. Onları kullanmaya başlayacaksınız. Bunları ama anlamak çok kıymetli o yüzden. O yapıların nasıl çalıştığını, içlerinde ne olduğunu anlamış oluyorsunuz. İşte stackler var, kuyeler var, o tarz yapılar var. Onları daha rahat anlayabiliyorsunuz. Binary tree'ler var, graflar var, graf teoriler var. Hepsi bunlarda işte notlar var. Onların üzerinde siz geziniyorsunuz ve bir arama yapıyorsunuz ya da bir yapı kuruyorsunuz. Verileri bir şekilde structure bir hale getiriyorsunuz. Bu onun başlangıç konusudur. O yüzden önemli. Ben size bir de pointer ile alakalı şey atacağım. Sorular çünkü orada geldi. Kaynak atacağım. Ama şey yapayım. Bunu bu kitaptaki repo'ya ekleyeyim. Bir bakmam gerekecek. Ya da hocaya da mail atarım. Video ile beraber. Öyle şey yaparsınız. Sınav ne zamandı bu arada? Yarın. Ha, tamam. Bakayım. O zaman şöyle bakayım şey vardı ya. Pointer için. Yarın akşam ama 6'da 5-6 gibi yani büyük ihtimal ders saatinde olacak. Şunlara bakın. Ben de yeni girmişim zaten. Hep girip çıkıyorum yani. Ben de sürekli bakıyorum. Şuradaki problem setleri var. Bunları çözmeniz yeterli yani.
bakın bunlara girmenize gerek yok. Şunlar işte ilerleyen yapılar dedim ya, bunlar göreceksiniz diye. Linked list basics'ler var. Burada problemler var. Şunlar problem. Bu da şey. Linked list basics dediği şey. Burada konu anlatıyor. Çizimin işte farklı örnekleri var. Bundan bahsediyor. Pointer'dan nasıl pointer için bir şey yapıyor. Hatırlatıcı bir metinler yazmışlar burada. Bunları şey yapıyor. C++ da mantığı bilmiyorum. Malloc burada var. Büyük ihtimalle C ile yapıyor. Struct'ı kullanıyor. Aynen, tamam. Bu da güzel. Bakın head pointer'ı yollamaktan bahsediyor. Local pointer'dan bahsediyor. Yani pointer'ından girecek. Oradan konuyu öyle aktarmak istiyor büyük ihtimalle. Bir listeyi nasıl yaratırız diye şimdiki de ondan bahsetmiş. Sonra işte burada bakın bağlantılar vesaire çok bence güzel anlatmış. Ben buradan öğrenmiştim zamanında. Hala bence güncel. Şey var mı başka? Mesela listede gezinmek, işte temel şeyler. Bence burada iki şeyler size yeterli, fazla bile. Ben size bunu atayım. Bence yararlı olacak diye düşünüyorum. Hatta hepsini bitirmenize gerek var mı diye bakacaktım da. Mesela append not. Şunları yapın yeterli bence. Problemlere bakalım. Orada da lokal referanslar demiş. Problem görsem keşke. Saydırma işlemi yaptırmış. Böyle basitlerden başlamış. Yani o yüzden benim hoşuma giden buydu. Çok böyle zor sorular yok yani. Bir tane pop etme göstermiş. Bir tane nodu mesela silmek nasıl olur falan diye. Arada da ben ekledim ya az önce. Insert yaptık. Onu yapmış. Böyle basit işlemleri nasıl yaparız diye baktırmış. Bence öğretici. O yüzden bunları da yollayayım. Şunu atayım. Hoca e-mail de atacağım. O da paylaşır ama size önce atmış oldum. Buraya geldiğiniz için almış oldunuz rahatça. Tamam, o zaman kaydı da bitiriyorum.